Aziz milletin, kahraman kentin kahraman evlatları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başta olmak üzere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ilk ziyaretlerini Kahramanmaraş'a gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Depgici, Mevlüt Kurt, Doktor Tuba Köksal, Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile mecliste düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta yapılanları anlattı. Çalışmalarımızda ara mı verdik? Hayır. Hız kesmeden devam ediyor. Mottolarının şehrin yeniden ihyası ve inşası değil, yeni Kahramanmaraş olduğunu ifade eden Kirişçi, Kahramanmaraş'ta binaların %22'si, bağımsız bölümlerin %25'inin depremden etkilendiğini, deprem sonrası kalıcı konut ve köy evleri tesliminin hızla gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi. Deprem sonrası şehrimiz için mottomuz, biz şehrin yeniden ihyası inşası demedik, yeni Kahramanmaraş dedik. Başlangıçta yani deprem anında binaların %22'si, bağımsız bölümlerin %25'i ve nüfusun da yine %22'si depremden etkilendi. Ve deprem sonrası kalıcı konut ve köy evleri teslimi hızla gerçekleştirilmeye başlandı. Ve bu çerçevede de toplam 17.592 kalıcı konut ve köy evi kura yöntemiyle hak sahiplerine iki ayrı kura da teslim edilmiş oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Kahramanmaraş'taki ziyaretlerini anlatan Kirişçi, Sayın Bakanımız, bu ziyaretleri sonrasında inşaatları devam eden acil durum hastanelerinin yıl sonuna kadar, Aralık ayının başında hasta kabulünün gerçekleştirilmesi talimatını vermiş, bilgisini verdi. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu, 5 Temmuz sabahı Kahramanmaraş'ımızı teşrif ettiler ve valiliğimizde kapsamlı bir görüşmenin ardından daha sonra dar çerçevede bir toplantıyı gerçekleştirdik ve devamında Merkez ve Türkyoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Ferruş Hastanesi'nin yerinde incelemelerini gerçekleştirdik. Zaten inşaatları devam eden özellikle acil durum hastanelerinin yıl sonuna kadar yani Aralık ayının başında inşallah buraların hasta kabulünü gerçekleştirmesi talimatını oradaki kardeşlerimize vermiş. Kirişçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumun ise her bir talebi tek tek dinlediğini, teslim edilen, inşası devam eden yapılar ve rezerv alan faaliyetlerini tek tek ele aldığını anlattı. Gece saat 12.30'a kadar yani gece yarısından sonraya kadar her bir oradaki talebi tek tek dinlemiş ve bu çerçevede de teslim edilen İnşası devam eden, ihale çalışmaları sürdürülen, bunların konut, iş yeri, kent tasarımı çalışmaları, rezerv alan faaliyetleri bunlar tek tek ele alınmıştır. Elbistan'a geçtik ve Elbistan'da son derece kapsamlı bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede belediye başkanı başta olmak üzere yerel aktörlerle bir araya gelindi ve rezerv alan kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri konularda ortak kararlar alındı. İlçe kendisi o kararı verdi. Bakan Bey bunları not aldı, aldırdı ve bunların gereğinin yapılacağını da belirtmiş oldu. Şehir için, ulaşım için çağdaş ve çevreci çözümlerin başında gelen raylı sistem konusundaki Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada seçim manifestosunda, seçim beyannamesinde Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize Kahramanmaraş'ı raylı sistemle tanıştıracağını, buluşturacağını sözünü vermişti. Ve bu konudaki talimatı doğrultusunda da daha oradan ayrılır ayrılmaz İlbank ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu çalışmaları müşterek yürütmeye başlamıştı.